şey de kardeşim. Ay. Bu nedir ya? Ne yapıyorsun? Merhaba, ben Yağmur. Osman Kavaklı'nın kızıyım. Hoş geldiniz. Eğer bizde ağır yaralı falan yoksa, kamyon yürüyor, hemen tamir olur. Yola çıkarız hemen değil. Biliyorsun, iş beklemez. Ağır bir durum yok. Ama Said'in yarası biraz darınca. Bakım ister, pansuman ister. Demek rahmetlinin emanetini satmaya niyetlisiniz. Hayırlısı. Konağa nasıl gidebilirim? Kasabanın çıkışına doğru bir ağaçlı yol göreceksin. Oradan düz devam et, konağa çıkarırsın. Çok korktum Yağmur, çok özür korktum. Bir tanem. Kabahat benim, seni yalnız bıraktım. Sanki karşımda Leyla duruyor sandım. O gamzeler, o duruş, o gözler, o gülüş. Boşuna endişelenme Mümtaz, bu kız burada kalmaz. Kalıp da ne yapacak? İşini bitirir çekip gider. Sen? Bu yaz daha ne kadar devam edecek? Orada birileri mutlaka yaşayacak, sen ne yapacaksın? Hayır ala. Ben buna dayanmayacağım. Bu verdiğiniz fiyatın en az 10 katı değerinde o araziler. 100 bin lira az mı? Ben o konağa en az 200 bin lira masraf yaparım. Anlıyor musun? Ben de bu işlerden anlamam ama İstanbul'daki avukatlarımız 1 milyon liradan fazla edeceğini söylediler. Yok ya. Doğru konuş. Senden mi öğreneceğiz lan? Allah Allah. Bu kasabada misafire iyi davranır. Bizim kavga ile işimiz olmaz. Bu kasabanın suyu alışık olmayan adamın dişini keser. İçemezsin. Nasıl olsa konağını arsanı satıp gideceksin. Fazla uzatma derim. Anlıyor musun? Siz de pulunuzu portunuzu toplayıp bir an önce gidin kardeşim. Gidip başka kapıda dinlenin ekmeğinize. Burası dağ başı değil. Kimseyi kovamazsınız. Bütün kasabayı yanınıza alsanız da beni korkutamazsınız. Benim satılığa çıkardığım koca bir konağım var. Bana da yeter, size de. Konağı Davut Bey dışında alabilecek kimse var mı? Başka alıcı bulman zor. Bu baba yadigarını satmasan olmuyor mu kızım? Başka çarem yok. Satılık emlak ilanlarında diyor ya, ihtiyaçtan satılık diye. Bizimki de öyle işte. Diyeceğim şudur ki, biz bir çember içinde yaşıyoruz kızım. Hayat bir çember. Kendi daireni çiz, içine yerleş. Derdi tasayı, mal mülk telaşını dışarıda bırak. Orada sükunet bul. Ama ben çemberin içinde değil, dışında olmayı tercih edenlerdenim. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Leyla'nın kızı. O konağı yaktıracağım bir değil, iki değil. Bütün ağrıyla çöktü kasabanın üstüne. O taşların arasında hala günah külleri var. Amca, yeter. Lafı uzatma. Sabah sabah kötü haber mi?
Söyle bakalım neymiş o haber? Nasıl olur anlamıyorum. İstanbul'a dönünce Haydar görüşürüz. Abici. Hadi hoşça kal. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Sağ olun, girmeyeceğim. Bir şey söyleyip gideceğim. Olsun, buyurun yine de. Ben yan konakta oturuyorum. Oranın da sahibiyim. İsmim Mümtaz. Ah, demek Mümtaz Bey sizdiniz. Evet. Demek komşuyuz. Şu müzik sesinin geldiği konakta oturuyorsunuz. Sizin bu konağı satmak istediğinizi duydum. Evet, doğru, satacağım. Güzel. Siz bana istediğiniz fiyatı söyleyin. Çünkü bu konağı almaya talibim. Sahi mi? Bunun için kapınızı çaldım. Bu satışın bir an evvel gerçekleşmesini istiyorum. Sadece bir şartım olacak. Hemen toparlanacaksınız ve gideceksiniz. Herkes kendi dünyasına dönsün. Nasıl yani? Sizi kandırdığımı sandım. Değerinden fazlasını ödeyeceğimi söylemiştim. Pazartesi bütün işlemler biter. Aynı gün konağı boşaltırsınız. Hepsi bu kadar. Hiç anlamıyorum. Neyi anlamıyorsunuz? Sizi. Burayı neden satın almak istediğinizi, neden bir an önce gitmemizi istediğinizi ve neden böyle garip davrandığınızı anlamıyorum. Anlamanız gerekmiyor. Bu sadece bir alışveriş. Siz mülkünüzü satıyorsunuz, ben de satın alıyorum. Tapuda görüşürüz. Neden bize gidin diyor? Adamda bir iş var Haydar. Yaralı bir aslana benzin. Dışarısı serin ama içerisi cayır cayır yani. Her insan bir dünya. Anlamak lazım. Kapının menteşelerini değiştirecektim. Konak satıldığına göre gerek kalmadı. Belli olmaz. Sen gene de lazım geleni yap. Hallettim, merak etme. Satacağını söyledi yani. Tamam dedim ya Süleyman Efendi. Konağı satın alıyorum. Buraya mülkünü satmaya gelmiş. Elbette satacak ve gidecek. Siz de huzura kavuşacaksınız öyle mi? Ne oldu? Hiç hayırlı haberle gelmedim Mümtaz Bey. Davut Ağa yine bildiğini okuyor. Anadolu inşaatı eski yolundan gidiyor. Ne demek oluyor şimdi bu? Borular yine amcanızın tarlalarına doğru döşeniyor. Gel benimle. Zehra'cığım, ben kasabaya inmiyorum. Tapu dairesine uğramam lazım. Ekin'le ilgilenebilir misin? Tamam abla, sen git gör işini. Sağ ol. Yağmur, bir şey diyeceğim. Gideceğiz mi buradan? İşlerimizi bir halledelim. Haydi bakalım. Haydar, sen de git Gülistan'la Seyit'e bir bak. Kasabaya gideceksen gel birlikte gidelim. Anlamaz adamlarsınız kardeşim. Benim yapacağım bir şey yok. Ben elimdeki projeyi bilirim. Proje ne diyorsa onu yapıyorum. Hepimizin hakkı var. Üstelik katkı payı da var. Kim değiştirdi bu projeyi? Müdür Bey bugün talimat verdi. Yeni bir proje. Ver bakayım. Bu adalet mi Mümtaz Bey? Bu istikameti takip ederse su bizim tarlaya ulaşmaz. Bizi dinleyen yok ama. Mühendis Bey, her gün proje yeniden çiziliyor. Çocuk oyuncağı mı bu? Burada insanların ekmeği aşı söz konusu. Bir cebinden alıp öbür cebine koyuyorsun. Olmaz böyle bir şey. Vallahi Mümtaz Bey, müdürlüğün verdiği yeni proje bu. Bu sabah müdür bey bizzat eliyle verdi. İmzası da, karar numarası da var. Bölge müdürlüğünün onayı da. Her şey kitabına uygun, kanuna uygun, mevzuata uygun. Biz de boyun eğeceğiz, öyle mi? Yanlış hesap mühendis bey, yanlış hesap. Anlamıyorum biz.
Bir bakıyorsun yardıma koşuyorlar, melek gibiler. Sonra bir bakıyorsun kuyunu kazmaya çalışıyorlar. İnsan kafayı yer vallahi. Tuhaf bir yer burası. Nasıl insan bunlar ya? Küçük yerler böyledir Yağmur Hanım. Dışarıdan gelen adamı kolay kabul etmezler. Buralarda geçim zordur. Hayat her yerde zor Haydar. Biz onlara ne yaptık? Ne zarar verdik? Niye bu kadar kaba bu insanlar? Aman dikkat! Bu da nereden çıktı böyle? Çekil! Demişim ben. Cesaretin varsa yüzüme karşı söyle. Yürü git kadın. Söyle diyorum sana. Ne söyleyecekmişim be? Zaten düğünümüz var. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yürü git başımdan. Hanıma terbiyeli konuş. Haydar. Haydar bırak yeter. Sözünü geri al lan. Geri aldım tamam. Görürsün. Görürsün sen de. Yürü sen de. Araya girmene hiç gerek yoktu. Ben başımın çaresine bakmaya alışkınım. Biz böyle biliriz. Başının belaya girmesini istemiyorum, tamam mı? Tapuya uğrayacağım, konakta görüşürüz. İkinci kat. Bir açtım kapıyı karşımda peder. Birader bana öyle bir tokat patlattı ki. Anam anam anam. Askerde bile böyle tokat yemedim ben. Ulan bir sene yalvardım kıza. Tam ikna ettim kızı, eve getirdim. Ya bu kasabada pastane vardı da kafe vardı da biz mi gitmedik lan? Pastane olsa kimi davet edeceksin Zeynel? Babaanneni mi yoksa? Lan gidin kendi evinizin önünde oynayın. Bizim de var oğlum gönlümüzü kıpırdatan. Allah Allah, asıl sen kendine bak, mal değneyin. Doğru konuş lan. Geh bili bili bili. Kadir abimize horozlanmak ha? Tavuk hırsızı. Ne bakıyorsun lan? Yatışın lan. Baba 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 baba. Lan bu hırsız konuşabiliyor da. Ha bu kavga istiyor. Verelim o zaman bunun dersini ha? Yatın içinize lan. Ne oldu lan? Ha? Yemedi mi? Bittin oğlum sen. Bittin. Az durun. Zeynel, bana bir uğrayı ver. Emanetim var. Gel de al evladım. Lan yine kurtuldun elimizden. Geç geç. Sen gel. Ne
Kanal inşaatı yanlış gidiyor. Her yanlışın arkasından başka yanlışlar çıkar müdür bey. Yoksa sizden habersiz uygunsuz işler mi yapılıyor? Üstelik siz varken. Estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu Mümtaz bey? Beni suistimale izin verir miyim? Bir iki ufak değişiklik oldu ama iş yürüyor. Bir sorun yok. Resmi başvuru oldu, itiraz dilekçesi geldi. Mecburen bir proje tadilatı yapıldı. Her şey mevzuata uygun Mümtaz bey. Mevzuata uygun ha. Dilekçeyi Davut Serhatoğlu mu verdi? Hı hı. Bu da benim itirazım. Benim iznim olmadan o kanallar benim arazimden geçmeyecek. Mevzuat böyle diyor değil mi? Ama bu işten siz de zararlı çıkarsınız Mümtaz bey. Sizin topraklarınız daha sulanacak. Hemen ilk projeye dönecek. Yoksa sorumlu siz olursunuz. Sanırım anladınız. Dedeyi kaçırdın. Beni de hemen al götür buradan Haydar. Aha görüyorsan yürüyem işte. Biraz durur Gülistan'ın başında. Kurtlandı gene kurtlandı. Aksiliği tuttu. Doktor tamam demeden olmaz. Hele bir yarın olsun. Ustayla konuştum. Kamyonet yarın hazır inşallah. Daha vakit var, telaş etme. Öteki gün çıkarız yola. Şu kaldığımız konak var ya, satıldı. Sahibi gidiyor demek. Darısı başımıza. Çok bile kaldık Haydar. Bir an önce yola düşmek lazım. De haydi seni yatağına götüreyim. Gidip bizimkilere haber vereyim. De haydi. Ne öyle? Belediyede işe mi girdin yoksa? Yok Seher Hanım. Bu kasabada kim alır beni işe? Ben alayım diyeceğim ama sen daha mı açacak göz yok. Haklısınız Fitnat Hanım ama görünüşe aldanmamak lazım. Ben de Seher Hanım'ı örgü örerken hayal edemezdim. Tapudan geliyorum. Arazilerle ilgili biraz bilgi alayım dedim. Ne yapacaksın bilgiyi alıp da? Bari neyi sattığımı bileyim dedim. Anlaştın demek Davut Ağa'yla. Yok. Mümtaz Bey almaya karar verdi. Bak sen şu işe. Niye şaşırdınız? Belli ki parası var. Onun için iyi bir yatırım. Büyük bir fırsat. Fırsat mı? Evet. Araziler düşündüğünden çok daha büyük. Günün birinde değerlendiğinde... Niye gülüyorsunuz? Haksız mıyım? İlahi çocuk, bir yaşıma daha girdim. Bu kasabada hangi toprak değerlenecek? Mümtaz da gidip değerlenecek diye toprak alacak. Sen burayı İstanbul zannettin galiba. İstediğiniz kadar gülün siz. Boş konuşmuyorum ben. Bitti biçile desenize. Kamyonet iyi gidiyor dede. Yarın öbür gün çıkarız yola. Yasaya çıkmazsa hastaneden? Çıkar çıkar. Çıkmazsa dede gibi kaçacak ola. Hayda o zaman Seyit'in eşyalarını topla da hazır olsun. Tamam dede. Hasan İbo. Tamam. Gidecek misiniz? Nereye? Önce işe gideceğiz ekmek parası kazanmaya. Oradan da memlekete döneceğiz. Ama burada ekmek var. Hem burası çok güzel. Sevmiyor musunuz burayı? Çocuklar. Bak. De haydi toparlan. Hepimizin bu dünyada bir işin olması lazım. Bizim de işimiz bu. Çalışacağımız yere gitmemiz lazım. Biz hepimiz seni hatırlayacağız. Bir hekim vardı. Kaplumbağası vardı diyeceğiz. Tamam mı? Dede söylesene şunlara. Gitmeyelim burası güzel de. Sen söylersen kalırlar. Keşke kalabilseydik güzel kızım. Ama bize yol göründü. Çaresi yok gideceğiz.
İnsan büyüyünce yolunu hayat çiziyor. Ben hiç büyümeyeceğim. Ekin dur. Yerlerin hepsini yokladı. Tapuya gitti. Arazilerin şeceresine bakmış. Bakıp da ne yapacaksa sanki tapuda alıcı bulacakmış gibi. Dönüp dolaşıp düşecek yine kucağıma. Anlıyor musun? Yavrucaklar ne yapıyor? Ne zaman defolacaklarmış? Çıkmıyor mu hastaları? Arabaları tamir oluyor ama daha buradalarmış. Ne oluyor anlamadım ya. Katil yerim burası. İpini koparan gelmeye başladı. Sen niye bu kadar geciktin? Bir hastane, bir tapu bu kadar uzun sürer mi? Küçük bir işim vardı ağam. Onu hallet. Tamam, hadi atla. Gel arkadaş, kulak ol. Merak etme. Daha ne kadar ileri gidecekler merak ediyorum. Tek stepne, iki patlak lastik. Burada tamir ettiremeyiz. Ne yapacağım ben şimdi? Ben sizi bırakırım. Arabam ne olacak? Birini gönderir aldırırım. Ben yürüsem daha iyi. Teşekkür ederim. Oraya kadar götürebilirseniz sevinirim. Oui, je suis en route maintenant. Je vais rentrer à la maison. Un homme bonito. Il est à côté de moi. Je suis dans sa voiture. Non, je ne sors pas avec lui. Il est très grave, un peu, et je sens qu'il n'a pas de bons sentiments pour moi. Je crois qu'il déteste toute la femme. D'accord. À demain, ma chérie. İtalya'dan bir arkadaşım ama Fransız. Yani kusura bakmayın, Fransızca konuşmak zorunda kaldım. Rahatsız olma. Ama benim kadınlardan nefret ettiğim doğru. Benim demek istediğim o değildi. Boş verin. Yormayın kendinizi. Demek istediğiniz çok açıktı. Bunlar rahatsız olma. Neticede burayı satacaksınız. Neden bu kadar uğraşıyorsunuz? Neyi satacağımı merak ettim. Peki siz neden bu araziyi almak istiyorsunuz? Ayrıca zaten bir konağınız var. İkinci konağı ne yapacaksınız? O konak olduğu gibi kalacak.
ağaçların olduğu yer sınır olmadı. Evet, doğru. Şu ekili alan da benim arazimin sınırları içinde, değil mi? Ama orası benimse nasıl ekili olabiliyor? O zaman birileri işletiyor toprağı. Ne sakıncası var? Nasıl yani? Başkasının toprağını izinsiz kullanabilirler mi? Bu yasal mı? Ne yasası? 10.000 yıldır bu topraklar işte böyle. Toprağın kendi yasası vardır. Boş kalan toprak kaybolmuş değerdir. Buralarda ne derler bilir misiniz? İş bilenin toprak işleyenindir. İş bilenin toprak işleyenin. Ben o sözü su kullananın toprak işleyenin diye biliyorum. Demek sizde böyle kullanılıyor. Bu kasabada içinde yaşayanlara ait değil mi? Sadece size ait. Gelen yabancıların hemen gitmesi gerekir. Kim gelirse gelsin. Benim gibiler, o işçiler. Yeter ki yabancı olsun. Burada barındırmazsınız değil mi? Biz çekip gidince umarım herkes rahat eder. Hiçbir şey bildiğiniz yok. Hiçbir şey anladığınız yok. Bu topraklarda nasıl yaşandığını bilmiyorsunuz. Bu toprağın insanlarını tanımıyorsunuz. Dünyaları hakkında hiçbir fikriniz yok. Sadece yargılıyorsunuz. Buraya yabancısınız. Bu kasaba, bu topraklar kendi hayatını, kendi dünyasını yaşıyor. Sizi buraya yabancı yapan ne kasaba ne topraklar. Kendinizsiniz. O yüzden buraya ait olamazsınız. Ya siz Mümtaz Bey? Siz bu topraklara mı aitsiniz? Size benzeyen bir başka birini tanımadım ben. Ne bana benziyorsunuz ne de burada yaşayanlara. Ne buralısınız ne de bizim gibi. Siz kimsiniz? Nereye aitsiniz? İşiniz bittiyse sizi bırakayım. Cemil abi nerede? İşiniz bitmeden ne yana gitti? Hani birlikte toplayacaktınız bunları. Beraber ip bulmaya gittiydik. Sen git ben geliyorum dedi. Bak geldi işte. Ah güzel elma. Nerenin elmeler onlar? Şu yan konağın bahçesinin. Hey. Ne o Heydu? Anladım. Cemil bunlardan mı çaldı diyorsun? Yandaki konağın adamı getirdi. Bize dalda çürüyecek. Kalabalıksınız yersiz dedi. Alsana Haydar abi. Kusura bakma Cemil abi. Kabahatimi bilmiyor muyum? O tavukları çalmayacaktı. Ele güne karşı zorda koyduk hepinizi. Sanki acımızdan ölüyorduk. De ki ölüyorduk. Yine de çalmayacaktı. Ama işte kasabalı öyle afra tafra yapınca şeytan dürttü. Ya inat damarım kabardı. Olanla bir tane çare yok. Boş ver tamam kafanı. Hem bir musibet bin nasihattan iyidir demişler değil. Ben biraz da bu Hasan'a ders olsun diye yaptım değil mi lan? Sana da iyi ders oldu. He valla ders oldu. Bundan sonrası hayır olacak inşallah. Hayır olacak hayır. Çok durmayacağız burada toplanıp gideceğiz. En hayırlısı da olacağız zaten. Şu satış işini yarım bitirin. Arazi düşündüğümden daha değerli görünüyor. Belki de daha fazla istemem lazım. İstediğiniz parayı vereceğimi söylemiştim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sen iyice bak oğlum iyice. Çek. Sıkı bağla sıkı bağla. Bu kadar acele etmeseydiniz toparlanmak için. Birkaç gün daha sürer bu satış işleri. Sağ olasın kızım. Yolcu yolunda gerek. İş bizi bekler. Neden gidiyorlar gitmesinler. Biraz sabret ama bak. Dede konuşuyordu çok ayıp. Bana ne biz de gitmeyelim buradan. Ekincim yeter ama konağı satmak zorundayız biliyorsun. Baktın ben gitmeyeceğim. Ekin. Senin yüzünden gidiyorlar.
Sen burada kalsan onlar da gitmez. Ekin, şımarıklığı kes artık. Bu konu kapandı. İşimizi bitirip eve gideceğiz, o kadar. Evimiz yok bizim. Annem değilsin sen. Annem değilsin. Annemi istiyorum ben. Seni istemiyorum. Ekin. Ne? Ne var? Siz beni annesi mi zannettiniz? Beni annesi zannediyordunuz. Öyle ya, nereden bileceksiniz? Ne bileyim, hiç aklıma gelmemişti. Ekin ablamın kızı, teyzesiyim ben. Farkı yoktur. Teyze de ana yarısıdır. Öyle tabii ama yarım bütünün yerini tutmuyor. Bu şimdi teyzesi ise bu kızın anasıyla babası kim? Lan dur, gel lan buraya. Olaydı onlar da burada olurlardı. Bir başlarına buralara gelmezlerdi. Barışalım mı? Özür dilerim. Biraz canım sıkıldı gibi. Sonra sen de bağırınca öyle. Sen bağırdın. Ben gitmek istemiyorum dedim. İstanbul'u özlemedin mi hiç? Arkadaşlarını. Özlemedim. Annemi özledim. Nereden buldun bunu? Arkadaki odada bulduk. Zehra ablayla ben. Ama çalamıyorum. Bir deneyelim bakalım. Belki ben başarabilirim çalmayı. Ben senden güzel çalıyorum. Hiçbir şeyi beceremiyorum desene. Her akşam dişlerini fırçala diye tutturmuyorsun. Zorla yemek diye dinliyorsun. Tamam sus sus. Gitgide batıyorum. Arabada kullanıyorsun. Başka ne hazineler var, gidip bakalım mı? Belki bir hazine haritası bile buluruz. Yaşasın. Ölçüyü genişletin mi? Yok. Sen ölçüyü biraz düşün. Tamam yapalım. Hoş geldin hala. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayırlı olsuna geldim. Sağ ol. Kavaklı'nın konağını alıyormuşsun. Evet, öyle bir niyetim var. Kimsenin hakkını halel getirmezsin, değil mi? Olur mu öyle şey hala? Bak, bu kızın bizde hakkı kalmasın. Ne bileyim, doğruluk bir tek minarede kalmış derler. Şöyle geçelim mi? Gel. Hadi. Otur. Bahtı benzemesin. Çok hakikatli kız, çok. Dirayetli, ne yaptığını biliyor. Aman Allah'ım, o kızı da nasıl akıllı. Çok güzel yetiştirmiş. Aferin Yağmur'a. Allah'tan kalıcı değil. Yoksa bu kasabanın altını üstüne getirirdi. Keşke böyle bir kızım olsaydı. Sünnete giderken seni de alırım. Beraber gideriz. Davet eden mi var? Yapma hala. Sen düğün sahibisin. Davetiye mi gerekiyor? Olmaz Mümtaz. O iş öyle kolay değil. Getirip bir el öptürmedi. Sen büyüklüğünü göster. Hem burada torunun suçu ne? Mustafa benim canım. Dünya bir yana, o bir yana. Ama o nebahat yok mu? Bunun bana kini hiç bitmeyecek ya. Bu koku ne? Naftalin. Eski eşyalar çürümesin, böcekler yemesin. Böcekler mi? Sıkıcı bu oda, ben gidiyorum. Tamam, sen git ellerini yıka, ben hemen geleceğim. Afiyet olsun. Hoş geldin amca. Ne o yeğenim?
Turist rehberliğine mi başladın? Bugün seni arazide gördüm. O kavaklının kızıyla. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Mümtaz? Önce bir selam ver, bir soluk al. Ne yine senin derdin? Karışma sen. Senin bana bir kastın mı var? Ben arazisini alayım, bir an önce sepetleyip göndereyim diye bakıyorum. Sen almış dağ bayır gezdiriyorsun. Telaşlanma. Gidecek amca. En geç 2 gün içinde. Ha, satmadan mı? Ya söylesene yeğenim ya. Varsın gitsin. Cehennemin dibine kadar yolu var. Amca, araziyle konağı ben satın alacağım. Ne dedin? Ne yapacaksın? Sen zora sokmuşsun. İşi çözmek de bana düştü. Bu var ya bu. Bana hiç kimsenin etmediğini senin bu yeğenin ediyor. Hadi hadi söylenip durma hadi. Benim yeğenimse senin neyin? Onun istediği parayı vereceğim. Yeter ki buradan gitsin. Sen delirdin mi? Çuvala parayı niye veriyorsun ha? Senin derdin ne? Amca hak var nizam var. Biz leş kargası mıyız? Şuna bak duydun mu? Leş kargası diyor amcasına. Estağfurullah amca. Bunun nizam böyle değil mühendis bey. Sen alıcıyla satıcı arasına girdin. Pişmiş ekin kazanını devirdin. Aa yeter artık. Bu meselede sen haksızsın. İkiniz de bir an önce şu araziyi alalım da kız çekip gitsin diye uğraşmıyor musunuz? O zaman sen de cibrilik etmeyip kesenin ağzını açsaydın Davut ağa. Elin öksüzünü yetimin 3 kuruşluk malına göz koymasaydın. Ya ne 3 kuruşu be? Biz parayı bakraçla mı topluyoruz? Etrafına topladığın o ipsizler neyle topluyor parayı bilmem. Ama öksüzün ahı öyle bir tutar ki sen bile şaşarsın. Anasına yapılanlar yetmedi mi? Ya bırak. Açma şimdi eski defterleri. Karışma o zaman bu işe. Mümtaz hakkı neyse verir. Kız da çekip gider. Bu mezbelelikte hepiniz eskisi gibi kaldığınız yerden eşilmeye devam edersiniz. Değil mi Mümtaz? Haydar abi. Aha da çaylar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şalın ne güzelmiş Yağmur abla. Annemin sandığından çıktı. Anneannemin mi? Hı hı. Iy, böcek ilacı kokuyor. Naftalin küçük böcek. Başka türlü nasıl dayanacaktı bunca sene? Çok kaldınız mı burada abla? Bu güzel yerleri niye bıraktınız ki? Annem doğma büyüme İstanbul'du. Babamla tanışıp evlenince buraya gelmişler. Sonra da annem hastalanmış. Tekrar İstanbul'a dönmüşler. Ablam da ben de İstanbul'da doğduk. Biz çok küçükken kaybettik onu. 3-4 yaşındaymışız. Anneni hatırlamıyor musun sen? Hayal meğer. Bu köşke yakışırsa kızım. Girdisini çıktısını bilir gibisin. Ayakların yere burası benim der gibi basıyor. Yok daha önce hiç gelmemiştim buraya. Hatta babam bile hiç bahsetmemişti buradan. Hiç bilmiyorum. Ama bir yandan da o kadar tanıdık geliyor ki. Neyse. Biz yatalım mı artık? Gel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Anne, anneciğim. Baba dur. Anne, anneciğim. Vurma baba. Babayım. Vurma baba. Oh,
Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Demecek yan konağın adamı getirdin. Mümtaz Bey mi? Yok, kahyesi var ya, o. Her birini düzeltmişler, tekerlerini yapmışlar. Ece'nin sapasağlam olmuş. Görüyor musun? Dün adama nasıl sert çıktın? Ne kadar ayıp oldu. Gidip teşekkür edeyim bari. Hasan, Cemil abiye sorun da kasabaya inip şu kamyonete bakalım. Yavaş yavaş yola çıkalım artık. Tamam Taylar abi. Merhaba. Buyurun. Mümtaz Bey'e bakmıştım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işiniz var? Ne istiyorsunuz? Buyurun. Ben sadece şey... Araba için teşekkür etmek istemiştim. Rahatsız mı ettim? Zahmet etmişsiniz. Gerek yoktu teşekkür. Hoşçakalın. Teşekkür. Burcu, iyi bir haber ne olur. Ne? Ne bitmez krizmiş bu? Burcucuğum hiç moral vermeye çalışma, anlıyorum. İtalya'dan mimar falan istemiyorlar. Ha şöyle, gerçeklerden bahset. Bahara kadar iş görüşmesi bile mi yapamam? Ya bari alıştıra alıştıra söyleseydim. Ne demek lan, yeni iş çalmışlar, bize iş kalmadı falan. Sen demedin mi tarla sahibi tanıdıktır, işsizindir diye? Adam bekler mi Cemil? Ürünün kalkması lazım. He. Siz gitmeyince bulmuş yerinize birilerini. Bana da telefonda dedi. Boşa gelmeyin dedi. Ulan ben senin var ya... Ulan... Tamam Cemil abi, tamam. Cemil abi yeter. O adam bizi bilmiyor mu, iki yıldır aynı adamla çalışıyoruz. Bekleyemedim iki gün daha. Yapacak bir şey yok Haydar. Sen yoksan hemen başkası. Çalışacak adam çok. Sen şimdi bizi memlekete geri götürebileceksin değil mi? Bak bizim yaralılar yarın çıkıyorlar. Bir iki tane pansumanları falan kalmış. Götürürüz. Var mı paranız? Vur vur. Vur benim diğer gözüme de sen vur. Öyle çalışmıyor bu arada. Zaten buradan bir nakliye işi aldım. Onu kaçıramam. Paranız varsa dönüşte gelip alayım sizi. Ulan sen adam mı kandırıyorsun ha? Ne demek ulan, paranız varsa dönüşte alayım. Yapma Cemil abi, git, tamam. Gitsene bakayım. Zaten damgalıyız. Herkes bize bakıyor. Hadi eyvallah. Benim Cem'i biliyorsun. Parayı denkleştirirseniz arayın. Dönüşte sizi alırım. Ulan inşallah tekerin patlar. Tekerin. Ulan şerefsiz. Oğlum oynama şu toprakla. Namussuz herif. Şerefsiz. Bir de para istedi memlekete geri götürmek için. Haydar tutması ağzını burnunu dağıtmıştım herifi. Dağıtacaktım da ne olacaktı? Başımıza bir bela daha alacaktık. Abi eksik abi fazla, ne fark eder? Fark eder elbet. Bir de jandarmayla mı uğraştıracaksın bizi? Bak Sayıtlar yarın çıkıyor. Toplanıp bakacağız başımızın çaresine. Bakacağız da nasıl? He? Hadi 3-5 denkleştirdik, memlekete geri döndük. Çare mi bu? Elimiz boş mu döneceğiz? Öyle bağırarak olmaz Cemil abi. Sakin sakin düşüneceğiz. Hiç sakin düşünecek halim yok Hedo. Hiç sakin düşünecek halim yok. Kaç boğaz benim elime bakıyor, sen bilirsen. Ben senin gibi tek tabanca değilim. Ne oldu? Buradan çıkınca şu çalışmaya gideceğimiz iş vardı ya. O iş artık yok. İşsiziz. Ben de.
Buraya gelmeden önce İstanbul'da bir iş başvurusu yapmıştım. Çok güveniyordum oraya. Telefonla haber geldi. Kriz yüzünden görüşmeye bile çağırmıyorlar. Yani ben de işsizim. Sabretmek lazım gençler. Sabretmek lazım. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Ölümden gayrı her şeyin çaresi var Cemil. Bak çok şükür seyitler de iyileşiyor. Şimdi size acı veren musibet bellediğiniz avatizler bakmışsınız hayırlara vesile olmuş. Öpeyim dede. Berhudar ol evladım. Berhudar ol evladım. El öpenlerin çok olsun. Dede bak kaplumbağa. Hep kaçıp annesini aramaya gidiyor. Yağmur çıkıp kaplumbağamın ailesini arayalım mı? Hep beraber. O tarafa hiç gitmedi. Oraya gidelim mi? Hadi, hadi gidelim. Ekincim ama şimdi... Ne olur. Çıkıp arayın. Boş boş oturmaktansa hadi gidin. Şu arazide bir gezin. Zaten kaç gündür burnuma mis gibi çiçek kokuları geliyor. E gidelim o zaman. Hadi yaşasın. Yaşasın. Haydi. Bu otlardan burada çok var. Kaplumbağalar çok sever. Değil mi Haydar? He. Herhalde. Benimki çok seviyor. Belki annesi küçükken yedirmiştir. İçinde vitamin var. Yersen boyun uzar demiştir, değil mi? Aa, Birdlen. Nerede, nerede? Zeka. Nerede? Zeka, biz toplarız. Şimdi dikenleyin batar. Ya ne olacak? Ne garip. Siz de gitmek istiyorsunuz, ben de. Ama hep beraber burada takılıp kaldık. Bizim gidip çalışacak bir tarlamız yok. Sizin de tarlanız var. Satamıyorsunuz. Niye kafayı taktın? El alem amca yiyen birbirine düştü diye bayram ediyor be. Zaten taş üstüne taş koymaya kalk, hemen maraza çıkartırlar şerefsizi. Yer mi bu çulsuzlara yeğenim? Sana yakışır mı amcanın karşısına dikilmek? Ha? Amca, sana yakışanı söylemek de bana yakışmaz. Yoksulun ahı var bu işte. İnadı bırak. Beni bilirsin değil mi? Bilmez miyim mühendis bey? Kimsenin hakkını kimseye yedirmezsin. Müdüre kadar çıkarsın, adamı tehdit edersin ama sıra amcana gelince hak hukuk biter. Senin hatanı düzelttim. Hata koskoca Davut Ağa'nın olunca düzeltmek de yeğenine düşüyor. Merhaba, burada ne yapılıyor? Hadi hadi. Tarlalara su getirmek için yeni bir kanal sistemi döşedik. Su herkese eşit gidiyor mu diye kontrole geldik. Peki öyle görünmüyor. Yağmur Hanım'ın arazisine su gitmeyecek mi? Sahi, benim araziye giden bir kol görünmüyor. Daha sonra mı yapılacak? Boş duran araziye niye kanal döşensin? Niye su verilsin? Devletin parasını boşa mı harcayalım ha? Siz şunu bana iyice anlatabilir misiniz? Benim arazime neden su gelmiyor? Proje arazi sahiplerinin taleplerine göre güzel. 20 yıldır araziniz sahipsiz ve kullanılmıyor. Bu yüzden araziniz projenin dışında kaldı. Sahibi başında olmayınca hakkı da olmuyor, öyle mi? Sizin yaptığınız düpedüz haksızlık. Bakın yavrum,
Bu suyla çimler, çiçekler sulanmayacak. Sulu tarım yapılacak. İnsanlar mahsul alır. Şimdi siz bana açıkça söyler misiniz? Ne istiyorsunuz? Yarın satacağınız araziye buğday yerine pancar mı ekeceksiniz? Bırakın bunları da yeni sahipleri düşünsün. Pancar değil, mısır ekeceğim Mümtaz Bey. Yok yok, belki de kavun ekerim. Bu arazinin sahibi hala benim. Henüz satmadım. Ama satacaksınız değil mi? Mümtaz Bey, kuru tarlayla sulu tarlanın değeri aynı mı? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Peki, öyleyse sulu arazi olduğunu farz edin. Ben ona da razıyım. Eğer derdiniz buysa. Benim tek derdim var Mümtaz Bey, hakkımı alma. Ben hakkımı kimseye yedirmem. Yarın gelip planları kontrol edeceğim. Pardon, o prens değil, sünnet çocuğu. Çocuk tamam, o. Canım. Ben de sünnet çocuğu olmak istiyorum. Ekin saçmalama, olur mu hiç? Ne olur, bak tacı da var. Ekin'cim, kızlar sünnet olmaz. Neden? Sünnet ne? Erkek çocuklar için bir tören. Sünnet ne demek Haydar? Sünnet. Göründüğü gibi güzel bir şey değil. Neden? Çok güzel. Bu böyle bir çeşit adet. Erkek çocuklarını giydirip süslüyorlar. Böyle atla kesiyorlar. Akşama da düğün yapıyorlar. Evleniyorlar mı? Hayır hayır canım. Bu düğün başka. Şimdi çocuk böyle kocaman süslü bir yatakta yatıyor. Herkes hediye getiriyor. Değil mi? Sonra müzik çalıyor. Herkes dans ediyor. Eğleniyor. Sonra da bitiyor. Öyle değil mi Haydar abisi? Ha. Bir de pilav yani. Ha tabii. Yemek, pasta, limonata. Haydar abi, sen sünnet oldun mu? Elbette erkek sünnet olur. Al bakalım. Oğlum Kirven'e teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim. Saltanatını sür, tamam mı? Gel. Hop, hadi bakalım. Maşallah. Mustafa'nın pilavını kaçta yiyeceğim? Akşam ezanından hemen sonra. Mümtaz abi, heyecanı beni sardı ya. Seher alam gelecek değil mi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Davet etmedin mi annemi? Herkes duydu. Herhalde o da duymuştur. Olmaz öyle şey. Bunu yapmaya hakkın yok. Ne yapayım? Gelirse gelir. Ama bunca işimin arasında bir de ona gidip yalvaracak değilim ya. Yanlış yapıyorsun Nebahat. Sonra pişman olursun. Neyse, gidelim de daha çok işimiz var. Prens. Ekin dur, nereye? Ekin, hoş geldin. Merhaba. Kusura bakmayın. Bazen zapt edemiyorum. Önemli değil. Nebahat, Yağmur Hanım yandaki konağın sahibi. Buraya arazisini satmaya gelmiş. Yağmur Hanım, Nebahat de benim kuzenim. Bu delikanlı olacak, ufaklıkta oğlum. Seher Hanım'ın kızısınız değil mi? Yağmur, sünnet sorsana. Senin düğünün değil mi? Evet. Ben de gelebilir miyim? Olur. Yağmur da gelebilir mi? Olur, gelsin. Ekin'cim. Evet, Ekin haklı. Hata bizim, haklı. Akşamki sünnet düğününe sizi ve küçük hanımı da bekliyoruz. Öyle değil mi Nebahat? Evet, çok naziksiniz. Ama sağ olun. Biz rahatsız etmesek? Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek?
Çocukların eğlenmeye hakkı var. Üstelik sizi benden önce Mümtaz abim davet etti. O Mustafa'nın sadece dayısı değil, aynı zamanda kirvesi oluyor. Kirve ne demek? Kötü bir şey mi? Kirve ne demek biliyor musun? Sünnet olurken çocuğun yanında durana denir. Onun babası gibi bir şey. Gideceğiz değil mi Yağmur? Çocuğu kırmayın Yağmur Hanım. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ama geleceğimizi pek sanmıyorum. Tanıştığınıza memnun oldum. Ben de. Yağmur Hanım, bekliyoruz. Öyle değil mi Ekinci? Hı hı. Hadi devam edelim. Yağmur neden gitmiyoruz ya, neden? Ekinciğim, ısrar etme ama lütfen. Ama neden ya? Olmaz dedim. Zehra. Zehra hadi biraz de. Beni düğününe davet etti. Ama Yağmur götürmüyor. Kimlerdenmiş bakalım o prens? Yakışıklı mı? Anlat bana. Kes kes döneceğiz memleket. Elde yok, avuçta yok hem. Buralarda sefil olmaktan daha iyidir. Komşu komşuyu aç koymaz. Bir lokma kuru ekmek de olsa gene köyümüzde buluruz Cemil. Ben hazırım hadi. Hadi ne? Nereye gidiyoruz? Düğüne, sünnet düğününe. Unuttun mu? İyi de ben gidiyoruz dediğimi hatırlamıyorum. İşine gelince ne çabuk giyiniyorsun. Hadi ama ne olur. Elbisem giydim ben. Elbisesini giyerse kıyamazsın dediydik. Bana oyun oynadınız ha? Of, çok da yorgunum. Erken yatacağım. Kandırdım. Hadi somurtma, gidelim bari, ne yapalım? Yaşasın. Küçük hanım bulmuş elbisesini. Ben de giyeceğim şimdi Zehra. Senin giydiğin her şey güzel abla. Canım teşekkür ederim ama düğün bu. Bakalım bulacağız bir şeyler. Abla, sünnet olan çocuk şu Mümtaz Bey'in yeğeniymiş ha? Seher Alan'ın torunu. Yumurta kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmiyor. Bir gelip kapımı çaldı mı gavurun kızı? Madem öyle, oğlanın düğününde kendi çalsın kendi söylesin. Abla ben bir şey demedim ki. Deme zaten. Hiç açma ağzını. Sonra diyecekler huysuz Seher torununun düğününe gitmedi. Kusuru bana bulacaklar ama olsun. Gidersem o düğüne. Oğlan üzülmesin de. 2 hafta öncesinden aldım hazırladım hediyesini. Kuzum gelir de bir şerbetimi içer el öper diye. Getirir mi hiç o domuz? Burnu yere düşse eğilip almaz. O ne hayındır o. Al bunu Mustafa'ya ver. Bak sakın ha vermeyesin anasına. Götür Mustafa'mın eline ver. Olur abla. Hı. Mustafa koşma yavrum. Ben bu çarşaflarımı dedim. Bunlar krem. Ben beyaz dedim. İmkanı yok, geri götürün hadi bunu. Peki hocam. Benim dediğim pirinçten alındı değil mi? Seher'a da... Yeter. Seher'a deyip durmayın hepiniz. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor mu. Ana kız nasıl dargınlık bu? Senelerdir anlamıyorum. Nesini anlamıyorsun Fikret Hanım? Bilmiyormuş gibi ne sorup duruyorsun? Yağmur hadi. Geliyorum. Güzel oldun mu? Evet, çok güzelsin. Buraların en güzel kızı sensin. Abla çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Beni de utandırdınız. Hadi gidelim mi artık? Geldi. Sen dur ben bakarım.
boşuna zahmet etmeseydin abla. Beni çalışıp değilim böyle süslenmeye. Ne zahmeti? Bir dakika sabredersen boşuna olmadığını göreceksin. Kendine azıcık baksan ne kadar güzelsin. Haksız mıyım? Elbiseme mi baktınız? Tanıdık mı geldi yoksa? Bunlar bizim zamanımızda herkesin sırtındaydı. Şimdi geçtim odasını. Evet, annemin sandığında buldum. Epey eski. Ama çok güzel değil mi? Seher Alan'ın torununun sünnetinde güzel bir elbise giymek istedim. Çok yakışmış. Sağ ol. Ne güzel oldun. Seher Al'a baksana. Bir dedik durmayı öğrense bir şeye benzeyecek ama. Ay ben böyle gidemem. Herkes ne der? Deli misin? Herkes bayılacak. Ama de ki beğenmediler. Onlardan sana ne? Sen oraya bir kendin bir de küçük Mustafa için gideceksin. Bırak ne derlerse desinler. Haksız mıyım Seher Al'a? Ben bilmem, karışmam. Kim bilir ne heyecanlıdır yavrucak. O orada prensler gibi yatarken bütün sevdikleri birer birer kapıdan giriyor. Arkadaşları, amcaları, dayıları. Aa, güzeller güzeli Müşerref ablası. Herkes orada, düşünsenize. Ama biri eksik sanki. O gelmeyecek mi? Gözü kapıya gidip gidip geliyor. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum kızım. Ama bilmediğin şeyler var. Hayatta bazı şeyler bir kere kırılınca ne yapsan düzelmiyor. Haklısınız, ben bir şey bilmiyorum. Nereden bileyim? Sadece küçücük bir çocuk var bildiğim. Size nasıl baktığını gördüm. Aklımdan çıkmıyor. Bu çocuğun ne günahı var dedim. Ama eminim haklısınızdır. Çok daha önemli şeyler vardır benim bilmediğim. Oho, zaten saat kaç olmuş? Hazırlanmaya kalksanız kim bilir ne kadar sürer. Yağmur ya hadi. Aa, yandım. Oldu da bitti maşallah. Hadi gel şöyle. Hadi. Dedim ben sana. Hemencecik geçecek. Sen mi ikna etmişsin? Yok, bana gelmeyeceğini söylemiştim. Aman bir çıngar çıkarmasın da. Niye çıkarsın? Evet. Hayda. Seher Al'a da yani. Ya artık o kadar ak tutundu. Yine kalkmış gelmiş. Nişanı mı atmış Seher? Yok anne, yok. Senin kafa gitti yine bir yere. Leyla değil mi bu? Gelene demeye gelmiş. Şuf te. Yaptıkları yetmedi mi? Ne? Yani, Leyla değil mi? Leyla'nın kızı. Demiş bu Leyla'nın kızı. Benziyor. Mahmut Hoca. Leyla'nın kızı böyle ortalıkta dolandıkça eski mevzular açılacak diye korkuyor. Yok. Endişe etme. Arzusu arazisi satıp gitmek. Hiç öyle kasabaya yerleşmek gibi bir niyeti yok. İnşallah. Kuzucu. Mustafa nasılsın bakayım? İyiyim anneanne. Anneanne sen balık. Bakalım beğenecek misin? Hemen aç. Aç bakalım. Aa, patan yaşasın. Hı-hı. Ver Mustafa'cığım. Hediyelerini yanına koyayım. Olmaz, bu burada dursun. Ben en çok bunları seviyorum. Oğlum, doğru mu ediyiz böyle düştük yola? Ya sen bu sünnet düğününü merak etmiyor musun? Edeyim de. Haydar abi kızmasın. Ya merak etme. Ben Ayşe ablalara erken yatacağız, erken kalkacağız dedim. Herkes bize çadırda uyuyabiliyor. Ha iyi. Ha bak, orada da kimseye gözükmeyeceğiz ha. Ya tamam bey, bu hasta etme adamı, kimseye gözükmeyeceğiz tamam. Mustafa dikkat et. Mustafa. Düşeceksin demedim mi? Ama süs sende değil, annemde.
Aldığı hediyeye bak. Gördün mü anneanne? Nasıl gitti? Yaptın yine değil mi yapacağını? En zararlı şeyi almışsın. Başka hediye bulamadın mı? Neden geldin ki buraya? Seher Alay'a gelmesi için ben ısrar ettim. O da bilemezdi ki. Çocuk bu. Düştü işte. Alt tarafı bir iki sıyrık. Telaşlanmayın. Lütfen karışmayın bizim işimize. Git buradan. Yeter ortalığı karıştırdın. Git buradan. Gitmiyorum. Beni torunumun düğününden kovacak olanın alnını karıştırırım. Hala. Yakıştı mı bu yaptığın şey? Hadi yere geç. Geç sen de yatağına. Aman anne ya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Kusura bakmayın yavrum. Hala. Üzülme. İyiyim ben Mümtaz. Dans edelim mi? Ortalık çok gerildi. Havayı ısıtsak mı diyorum. Benimle dans eder misiniz? Kusura bakmayın ya. Ben dans etmesini bilmem. Peki o zaman ne yapalım? Görüşürüz. Tamam. Bilmiyormuş. Yağmur ablayı görebildin mi? Yo. Oğlum bu bayağı zengin düğün ha. Çocuğun yatağa bak. Oğlum sen asıl şu yemeklere bak. Zeynel evladım bir bakıver. Birer tencereye pilav kavurma ayırın. Onar kişilik yanına serpilir. Sizden birileri senin arabayla Kavaklı Konağı'na götürsün bu tencereleri. Oradaki misafir kardeşlerimiz okumuyor. Tamamdır Mahmut Hoca, merak etme sen. Alo Halil gel. O hallederiz hemen. Sünnet evinden yemek yolladılar, onlara getirdik. Sağ olsunlar. Teşekkür ettiğimizi söylersin. Söyleriz. Hasan'la İbo'ya söyle çocukları toplasın. Bir şeyler yer. Ya onlar çoktan yattılar. Uyandırmayak şimdi. Onlar bu saatte yatmaz. Ben gidip bir bakayım. İyi. Hasan, hadi kalkalım artık. Gidelim ya, geç oldu. Ya tamam be bu. Dönerik. Az daha duralım. Oğlum bak, Haydar abi duyarsa var ya canımızı okur ha. Oğlum nereden fark edecek? Aha, döndü senin uygular. Nereye gittilerse. Evet, şurupçu geldi. Evet beyler, var mı şerbetine takviye isteyen? Ver abi. Al evladım. Kardeş beni de unutma. Sırayla. Oğlum bunun vodkasını damlalıkla mı damlattın ya? Az olmuş. Allah Allah ya. Şşş. Kadir abi. Damalım malı idare kullanın. Allah Allah. Kadir abi yüzüne kalsın. Haydi beyler. Vermiyorlar. Hangi ay Kadir? Böyle saça başa bir şekil vermeler. Süslenmeler, püslenmeler. Nereden çıktı bunlar? He? Mintasını attırmadın. Yürü. Yürü eve gidin. Bırak Yağmur. Bir bağırış çağırış daha çıkmasın şimdi. Zaten benim meseleyi de senden biliyorlar. Boş ver. Kesin geldi. Yine mi? Ne yersin ikinci bu kadar? Şerbet. Gel bakalım.
Kolay gelsin beyler. Haydar abi. Haydar abi. Demek erken yatacaksınız ha. Siz uykudayken görüyor musunuz oğlum? Ne yaptın sanıyorsun sen Allah aşkına? Anlamadım. Arazimi satıyorum dedim. Verdiğim parayı beğenmedi. Sonra elinde ilgili belirsiz ırgatlarını, bir sırtsızlarını aldım fanağına. Kasabamızın başına bela etti. Şimdi de gelmiş, ailemizin işlerine burnunu sokuyorsun. Haddini aşıyorsun. Anlıyor musun? Ben haddimi bilirim Doktor Bey. Asıl haddini aşan sizsiniz. Kimse de rahat huzur bırakmadı. Beni dinlet kızım. Burada senin gibiler barınamaz. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit etmiyorum. Sadece dikkatli olman için uyarıyorum. Teşekkür ederim. Arabamın lastiklerini patlatarak uyardılar zaten. Bilip bilmeden insanlara çamur atamazsın. İleri geri konuşamazsın. Ben kimse hakkında ileri geri konuşmuyorum. Size olanları söylüyorum. Ay vakite kaçmış, yaz mı gelecek? Bu sevdadan vaz mı geçecek? Mahmut Hoca dedi ki uzaktan gelen misafirlerden gidenler var. Davut abi ilgilensin. Bana ettiklerin az mı gelecek? Daha iyi düşünürüm. Bak geride kalanın cezası çok büyük olur ha. Daydi. Biz arkasından bir devam edin, ben Kadir abi haber edeyim. Vay vay, Irgat Efendi. Nereden geliyorsun lan bu saatte? Çekilin yürüyorum. Akşam akşam tatsızlık çıkmasın. Ne oldu lan tavuk hırsızı? Korktun mu? Seninle işimizin bitmediğini söylemiştim. Benim sizle işim yok. Bizim seninle var ama. Al. Göründüğü kadar zor değilmiş. Çok çabuk öğren. Bence siz de dansı değil. Nasılsın Efe? Canım! Ah! Ben seni şimdi... Halil bırakma! Bitti mi lan? Halil bıçaklandı. Halil bıçaklandı. Ne oldu şey? Halil bıçaklandı. Ne yaptı ne yaptı? Yolda bize laf attı Haydar. Kavga çıktı. Haydar bıçağı çekti saldırdı. Biz bırakacaktık ama Halil'i bıçakladı. Hemen jandarmaya haber verir hemen. Hadi gidelim Halil. Halil'in kanaması var. Neredeler? Şurada. Hadi gidip aklından gelelim şu itin. Oğlum şimdi yaptın. Gördün mü belayı? Anladın mı ne demek istediğimi? Haydar böyle bir şey yapmaz.
Bir yanlışlık olmalı. Ya ekinle ilgilenin, geliyoruz. Gel Yağmur. Gel. Sol tarafta. Çok kan kaybediyor. Doktora yetişmesi lazım. Anladım. Sen bırak, biz götürürüz. Dur, yavaş dur. Yavaş 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 yavaş. Tamam yavaş, yavaş, hadi yavaş. Dikkat et. Satılmış abi, dikkat et, koluna gir. Çekil çekil. Arkadaşlarıyla üstüme saldırdı. Bıçağını bana çekti ama yanlışlıkla arkadaşını yaraladı. Haydar, bıçağı ver. Yalan söylüyor. O bıçak benim değil. Suçu bana atmaya çalışıyor. Durup dururken üzerimize saldırmadın mı? Halil'i bıçaklamadın mı? Bu hırsızlar yetti artık. Gönderin. Kurtulalım şunlardan. Dört kişi üstüme saldırdılar. Daha ne diyeyim? Arkadaşımı niye bıçaklayayım? Manyak mısın sen? Bıçaklayan sen misin? Bıçak çeken o. Benim suçum yok. Karakolda her şeyi anlatırsın. Bıçak nerede? Bıçak burada komutan. O bıçak Haydar'ın değil. O suçlu değil. Neden onu götürüyorsunuz? Bıçak onun. Bakacağız. Suçsuzsa bırakacağız. Merak etme. Aslı neyse çıkar ortaya. Sen niye boşuna üzülüyorsun? Haydar suçsuz. O yapmadı. İftira bu, eminim. Hadi kızım, sen de çocuğu al eve götür yatır. Haydar abi ortada yok. Yağmur abla, şu düğüne bakıp dönecektik. Sonra Haydar abi geldi. Zehracığım, siz Ekin'le içeri geçin, ben geliyorum. Olur abla. Mümtaz Bey evde mi? Geç oldu. Niye sordunuz? Süleyman Efendi. Tamam. Haydar'a resmen iftira atıyorlar. Sizin burada sözünüz dinleniyor. Masum birini gözaltına alıyorlar. Asıl suçlular dışarıda. Biraz sakin olun. Şu anda yapılacak hiçbir şey yok. Eğer durum düşündüğünüz gibi ise bu ortaya çıkar, onu da serbest bırakırlar. Onun böyle bir şey yapması mümkün değil. Hem niye yapsın ki? Yağmur Hanım, bu insanları tanıyalı kaç gün oldu? Bu kadar emin olmayın. Mümtaz Bey, bu insanlar iyi insanlar. Namuslu insanlar. Sadece ekmeklerinin peşindeler. Ben Haydar'a kefilim. Yanılmış olamaz mısınız? Ya siz bu kasabalılara neden bu kadar çok güveniyorsunuz? O insanlara nasıl davrandıklarını görmediniz mi? Yağmur Hanım, bırakın da soruşturma neticelensin. Burası küçük ya, hiçbir şey saklı kalmaz. Her şey aydınlanır. Bakın Mümtaz Bey, herkesi eşit görmeyi öğrendim ben. İnsana insanca davranmak nedir öğrendim. Ama şu iki gün içinde öğrendiğim her şeyden kuşku duyar oldum. Ben de geldim, kimden yardım istiyorum? Sizin için sadece bu kasaba var. Kasabanız her şeyden daha değerli. Hatta burada yaşayan insanlardan bile daha değerli. Bu kasaba içinde yaşayan insanları bir potada eritip tek bir kişiye dönüştürmüş. Tek bir kişi. Bir an sizin farklı olduğunuzu düşünmüştüm. Yanılmışım. Siz de onlardan birisiniz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanları size, bu kasabaya ezdirmeyeceğim. Sizin gibilerle benim hiçbir alışverişim olmaz. Size satacak hiçbir şeyim yok. Bu kasabaya ve size Mümtaz Bey, haddinizi bildirmeden burayı terk etmeyeceğim.